12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçe, kente görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Olarak gelişmeleri amacıyla açtığımız bilgi ve kültür evlerimiz, yanlılarımızın adeta ikinci yuvası oldu. Yapımı kısa süre önce tamamlanan ve halkın hizmetine sunulan bisiklet ve yürüyüş yolu tesislerinde düzenlenen programda konuşan Başkan Mahçek, 3,5 yıllık görev süresini değerlendirdi. O 3,5 seneden hiçbir şeyi olmayan, gerçekten hiçbir şeyi olmayan ama kendisine bağlanan beldelerden 30 trilyon borç yüklenen, oturacak çalışacak normal şartlarda bir binası bile olmayan bir belediyeydi 13 Şubat Belediyesi. Ama hep beraber şahit olduk ki bu 3,5 senede o borçlar ödenmiş. Bugün devlete borcu olmayan bir belediye ve çok ciddi yatırımlar olan bir belediye. Biraz somutlaştıracak olursak mesela önümüzdeki senenin bütçesi 12 Şubat Belediyesi'nin bütçesi 290 trilyon eski parayla. Bize de devletten 405 bin nüfusumuz var. Ayda ortalama 6 bin lira gelir. Çarpın 12 ile 72 bin lira yapar. Yani 290 trilyonun 72 trilyonu devletten alacaksınız. Onun üstü olan paraları, kaynakları kendiniz temin edeceksiniz. Bunları da hizmete dönüştüreceksiniz. Gerçekten yaptığımız iş bu 3,5 senede kendi ürettiğimiz devletimizle beraber kendi ürettiğimiz kaynaklarla iyi bir noktada. Başkan Mahçek insan odaklı hizmet yaptıklarını ifade etti. Çünkü o fiziki imkanları iyi kullanabilecek donanımlı insanlar yetiştiremezseniz o kaynaklarınız çarçur edilir ve hizmete dönüşmez. Ama iyi yetişmiş insanlar olursa o zor şartlarda ürettiğiniz kaynakları çok iyi şartlarda hizmete dönüştürür. İşte bu bağlamda bizim insan odaklı yaptığımız çalışmalarda biraz önce gördünüz aşağı yukarı 7 tane okul yapmışız. 62 tane köye kültür merkezi yapmışız. Çocuklarımız oralarda rahat bir şekilde okusun, eğitimlerini daha iyi yapsınlar diye. Her sene 45 ila 52 bin arasında kitap aldık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber onların seçtiği kitapları beşli setler haline dönüştürdük. O beşli setler halinde dönüştürdüğümüz kitapları da sadece 13 Şubat'a değil, bütün il genelinde dağıttık. Bu seneden itibaren 4 noktada TEOG sınavları kalktı ama onlara hazırlık bakımından onları telafi edecek şekilde kurslar düzenledik ücretsiz. Ayrıca gene 4 noktada özellikle dar gelirli ailelerimizin çocuklarının faydalanması için üniversite hazırlık kursları düzenledik. Bu ayın başından itibaren onları da hizmete alacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, hemen toplumun her kesimine ulaşmaya gayret ettik. Mahçek, Avrupa'nın en büyük lagün adı verilen havuzunu inşa edeceklerinin müjdesini de verdi. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük lagün dedikleri o havuzunu yapacağız. Bir Şilili firmayla anlaştık. Çok ucuz şartlarda oranın temizliğini bakımından yattığınızda göreceksiniz inşallah. Uçakla havadan gittiğiniz zaman içini göreceksiniz. Masmavi olacak. O havuzun iki tane, iki kenarına bir tane lokanta, bir tane nezih şartlarda kafe yapacağız. O havuzun kenarlarında 400-450 tane civarında hobi evleri yapacağız, bağları olmayan insanlarımız için. Belki Türkiye'de ilk defa o bizim güzel böceğimizin, uğur böceğimizin yaşam şartlarını temin ederek öyle bir müze yapacağız. Yanında Kelebek Parkı ile beraber. Onun yanında Arasta diye bir mekan yapacağız. Bütün Kahramanmaraş'ımızın önemli, kendine has ürünlerini hem tanıtacağız hem satışını temin edeceğiz. Bugüne kadar itirazının olmadığını kaydeden Başkan Mahçek, çocuklarına bırakacak tek varlığın itibarı olduğunu belirtti. Değerli arkadaşlarım, hep şunu söylerim ben. Benim çocuklarıma bırakacağım tek şeyim var, itibar. Kimsenin itibarımızla oynamaya hakkı yok. Ben zengin çocuğu değil.
parayla da bir işim olmadı Allah'a şükür. Kimseye muhtaç da olmadım Allah'a şükür. Ama bizim itibarımız, eksiğimiz noksanımız olabilir, onları söyleyelim. Ama bizim itibarımıza, çocuklarımıza zarar getirecek şeylere tevessül etmememiz lazım. Başkan Ayçek 1973'ten bu yana halka hizmet yolunda olduğunu ve çocuklarına annelerinin baktığını belirtti. Talebeliğimden itibaren 1973, 1977, 90 kaç, 2017 kaç sene olmuş? 44 sene. 44 seneden beri çalışıyorum arkadaşlar. Bu çalışmaların hemen hepsi de memleketim için. Çocuklarımla ilgili bir, emin olun ki bir çalışma yapmadım yani. Çocuklarım anaları büyüttü ya. Onun için bundan böyle de inşallah sizlerle beraber gene hep beraber inşallah bu memleket için çalışacağız, gayret edeceğiz.